Tek para, boşluk ve inşaat demirinden yapılan T harfinin tespiti. Bu videoda tek para, inşaat demirinden yapılan T harfi ve hazırlamış olduğumuz boşluğun tespitini yaparak hedeflerin yaklaşık olarak şekillerini çıkartacağız. Tespitler zemin anomalisi ve boşluk modundan yapılmıştır. Öncelikle hedefleri tespit ediyoruz. Zemin anomalisi ve boşluk modunda cihaz sesli hiçbir uyarı yapmaz. Tüm hedefleri ve sinyalleri sadece ekran üzerinde görsel olarak görebiliriz. Zemin anomalisi ve boşluk modunda zemin sarı ile metaller ve pozitif taşlar kırmızı ile zemin anomalisi ve boşluk ise sinyalin şiddetine göre gri veya mavi renk ile gösterilir. Görüldüğü gibi 3 ayrı hedef sinyali ekrana geldi. Daha sonra hedeflerin şekillerini çıkartmak için sinyalin ilk başladığı noktanın biraz dışından başlayarak bobini sağa sola yavaş hareketlerle sallayarak sinyalin bittiği noktadan bobin tamamen çıkana kadar tarama yapıyoruz. Tarama yaparken bobinin yüksekliğinin ekrandaki yükseklik göstergesindeki yeşil alanda ve yere paralel olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda tarama sık aralıklarla, arada boşluk bırakılmadan yapılmalıdır. Hedeflerin sinyal şekilleri görüldüğü gibi ekrana geldi. Tek paranın boşluğun ve T harfinin sinyal görüntüsü. Görüntüyü çevirdiğimizde her üç hedefte sinyallerini farklı açılardan görebiliyoruz. Taradığımız alanın uzunluğunu ve sinyal başlangıcıyla bitiş noktalarını yaklaşık olarak buradan ölçebiliyoruz. T harfi 17 ID değersiz. Boşluklara ID vermez. Tek para ise 89 ID ile değerli olarak ekranda görülüyor. Zemin anomalisi ve boşluk modunda alınan hedef sinyallerinin derinlikleri gösterilmez.